Allah yolunun adabı. Allah Celle Celaluhu yolunda yürüyen, ilerleyen bir salikin, her ilerleyenin devam ettiği beş şartı gözetmesi lazımdır. Bunlar az yemek, az uyumak, insanlarla bir arada bulunmamak, daima La ilahe illallah kelimesini söylemek, bu mana ile nefsine ve şehvetine muhalefet edip, şeytanla mücahedeye girişmek, ve bütün hareket ve hareketsizlikliğini şeriat terazisiyle tartmaktır. Demek ki kalp kapısında oturup la ilahe illallah keskin kılıcını çekip hak olmayan her düşünce ve hatırayı kalp kapısından geri döndürmeli, içeri girmesine müsaade etmemelidir. Dağınık düşünce ve hatıralardan kendini korumalıdır. Bu da ancak Allahu Teala'nın kendi ezeli ilminde ezelde saadetini dileyip tevfikini refik ettiği kimselere nasip olur. Cehdi, çalışmayı ona vasıta, hidayeti rehber ve kılavuz eder. Nakşi büyüklerinden biri der ki, fırsat ganimettir. Ömrün tamamını faydasız işlerle telef etmemek lazımdır. Hatta bütün ömrü Allahu Teala'nın rızasına uygun şeylere sarf etmelidir. Lazım, vacip ve şart olan budur. Beş vakit namazları tadil erkan ile kalbini ve ruhunu toplayarak her an Allahu Teala ile olarak cemaatle eda etmelidir. Teheccüd namazlarını elden çıkarmamalı, seher vakitlerini istiğfarsız geçirmemeli, gaflet uykusuyla uyumamalıdır. Geçici zevk ve lezzetlere aldanmamalı, ölümü ve ahiret hallerini, cenneti, cehennemi göz önünde bulundurmalıdır. Şeriata uygun olmayan dünya işleriyle uğraşmamalı sonsuz ahiret işleriyle meşgul olmalıdır. Dünyada kimseye muhtaç olmayacak, çoluk çocuğunu da muhtaç etmeyecek kadar bir işte çalışmalı, diğer vakitlerini ahiret işlerinin yapılmasına, düzelmesine vermelidir. Kısaca gönül, Allahu Teala'dan başkasının sevgisinden kurtulmalı, azalar, şeriatın ahkamının icrasıyla süslenmelidir. Esas iş budur. Bundan başkası hiçtir. Baki ahvalimiz hayır olsun. Muhammed Rebhami, Riyadun Nasihin, sayfa 338, 4 Kasım Mevlana takvimi.